Merhabalar, ben tarih öğretmeni Emre Taşkın. Bugün sizlerle Merkez TET tarih sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlıyorum. Tanım, ülkeleri dışında ele geçirilen toprakları kendilerine bağlayarak, bazen de kendi vatandaşlarını o bölgeye yerleştirerek, genellikle ticari faaliyetlerde kullanmak amacıyla oluşturulan idarelere kolon denir. Bu kolonilerin devletin idaresinde aktif olarak kullanılmasına da koloncilik denir diye tanımı vermiş bize. Durum: ilk çağda önemli kolonilere sahip toplulukların başında Fenike, İyon ve Asurlular gelmektedir diyor. Küçük bir dip bilgi vermek gerekirse Fenikeliler ve İyonlar daha çok deniz ticaretinde e, aktif rol oynarlar ve deniz koloniciliği yaparlar ama Asurlular Kuzey Mezopotamya medeniyeti olduğu için kara koloniciliğine yönelmişlerdir. Kara ticaretinde üstündürler. Buna göre tanım ve durum düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. A Kolonicilik bölgeler arası ticaretin gelişmesine etkili olmuştur. Zaten koloniciliğin tanımının en başına bakarsak arkadaşlar genellikle ticari faaliyetlerde kullanılmak amacıyla diyor. Evet bölgeler arasında ticareti geliştirdiğini o zaman söyleyebiliriz. Kolonicilik faaliyetleri farklı kültürlerin birbirini tanımasını, kaynaşmasını sağlamış mıdır peki? Sağlar. Mesela diyelim ki şuraya mesela şu Asurların devleti olsun, şurada koloni yaptıkları yer olsun, coğrafya olsun. Ne diyor burada bakın kendi vatandaşlarını genelde o bölgeye yerleştiriyorlar diyor. E bu da ne demek? Zaten ticaret eşittir kültür alışverişi demek. Ama bunun ötesinde kendi vatandaşlarını da götürüyorlarsa arkadaşlar Asurluların kültürü bu bölgeye gitti artık demektir. Yani bir kültür alışverişi aynı zamanda farklı kültürlerin birbirini tanımasını görüyoruz burada. Ve o bölgede yaşayan insanların koloni bölgesinde yaşayan insanların da kültürünün ...ana memlekete gelmesi demektir bu. Evet kültürel e, alışveriş burada yaşanıyor. O yüzden B'yi de siliyorum, ulaşılır. E, Koloncilik faaliyetleri yürüten toplumlar... ...kolonilerini İpek yolu güzergahında kurmuştur. En son bunu açıklayayım. Doğru cevap olacak çünkü bu. Belletti kendini. Denizli'ye bakıyorum. Koloncilik faaliyetleri yürüten toplumlar... ...ekonomik ve kültürel yönden güçlenmişlerdir... Yani neden güçlenirler? E çünkü başka bir coğrafyada ticari bir hayat yürütüyorlar, ticari bir uğraş yapıyorlar. E ve bakın burada toplumlar kolonilerini, pardon, toplumlar ekonomik ve kültürel yönden güçlenmişlerdir. Kültürel yönden nasıl güçlendiğini az önce söyledim. Bir kültür alışverişi yapıyorlar. Özellikle vatandaşların oraya taşıyaraktan, vatandaşlar arası bir kültür etkileşimi yaşanır, alışveriş yaşanır. Aynı zamanda ticaret unsuru olduğu için koloniler e, ticaret alanında da güçlendirir devletleri ve bu da zenginleştirir. Denizli bunu söylüyor kısaca. Eldirne, ticari faaliyetler siyasi ve kültürel yapılar üzerinde etkili olmuştur. Olmuştur çünkü... Biraz önce dediğim gibi ticaret eşittir kültürdür. Çünkü her gelen tüccardan bir şey öğrenirsiniz ve sizden bir şey kaparak gider o tüccar ve bu da toplumlar arası etkileşim, kültür alışverişi demektir. Edirne de burada kendini gösterir. C şimdi geri dönüyorum. Doğru cevap dediğime niye doğru cevap diyorum? Bakın İpek Yolu güzergahında kurulmuştur diyor daha çok. Tanım da bana eee daha çok nerelerde kurulduğunu söylemiyor. Ben de size açıklama yaparken, dip bilgi verirken Fenikeliler İyonların daha çok deniz ticareti üzerinde, Asurların kara ticareti üzerine yoğunlaştıklarını ve koloni kurduklarını söyledim. İpek yolu güzergahını düşünelim. Çin'den başlıyor, İstanbul'a kadar devam ediyor. Tabi değişik dallı budaklı kolları var çeşitli yerlere giden mesela Kırım'a, Kudüs'e giden kolları da var. Ama bakın bunlar hep kara yoludur. Yani denizle bir ilgisi yoktur. Fakat Fenikeliler ve İyonlar deniz koloniciliğinde üstündürler yönelmişlerdir. E bak burada cevapta İpek Yolu güzergahında kurulmuştur diyor. Kurulan vardır, kurulmayan daha çoktur öyle söyleyelim. Dolayısıyla bunun doğru cevabı öncülden de çıkaramadığımıza göre Ceyhan olacaktır. Bilgilerimizden de çıkmadığına göre. 1 Ceyhan 2. Türkiye Selçuklu Devleti zamanında belli şehirlerde yoğunlaşan bilim ve sanat çalışmaları beylikler döneminde her yerleşim bölgesinde gelişim göstermiştir. Bu duruma öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi ortam hazırlamıştır diyor. Bakın beylikler döneminde her yerleşim bölgesinde gelişim göstermiştir diyor. Öncelikli olarak hangisini ortam hazırlamıştır? A. Bütün beyliklerin kendi bölgelerini her yönden geliştirmeye çalışması. Tamam bu olabilir bir kenarda kalsın. B'ye bakıyorum. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde bilim adamı ve sanatçı sayısının az olması. Bu bilgiye ulaşamam bu bilgiye ulaşamam. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar bakın. Şurası Türkiye olsun. Anadolu coğrafyası. Anadolu Selçuk Devleti'nin olduğunu düşünün veya Türkiye Selçuk Devleti'nin bir devlet halinde. Ee, Türkiye Selçuklu Devleti zayıflıyor. Diyelim ki yıkılıyor ve beylikler ortaya çıkıyor. İkinci dönem Türk beylikleri. Ve bunlar ne diyor? Açıklamamızda bilim ve sanat çalışmaları kendi bölgelerinde geliştiriyorlar diyor. Selçuklu ülkesi bir taneyken Anadolu'da beylikler döneminde 20 küsür beylik ortaya çıkıyor ve her biri kendi bölgesinde bilim ve kültürü sanatı geliştiriyor. E bu da Türkiye Selçuklu Devleti'nde bilim adamı sayısının az olması demek değildir. Her bölge ayrı ayrı kendi içerisinde yapılanmaya girdi ve kendi içerisinde kendi bölgesini kalkındırmaya çalışıyor. Bu yüzden Türkiye Selçukluların aldığı mirası devam ettiriyor. Bilim ve sanat yönünden öğrendiklerini ve geliştirip yeni öğrendiklerini ülkesinde yaymaya çalışıyor. O yüzden B buradan çıkmaz. Hani az mıydı, çok muydu? Bu sebep değildir. Gösterilecek bir sonuç değildir. C. Moğolların Türkiye Selçuklu sanat ve bilim adamlarına baskı yapması. Yani bu duruma göre ben bunu da çıkaramam. Yani Moğollar baskı yapsaydı Türkiye Selçuklu'dan sonra e, şey de yapardı. Mesela Dulkadir oğullarını da yapardı. Ramazan oğullarını, Eretna beyliğine de yapardı gibi. Karaman oğullarını da yapardı. Yani Moğolların burada bir etkisi yok. Türkiye Selçuklu Devleti zamanında sanatçılara belli alanlarda çalışma izni yapma e, yapma izni verilmesi. Hayır arkadaşlar Türkiye Selçuklu'da hangi bilim sanat dalına uğraşıyorlarsa Beylikler döneminde de o sanat dallarıyla uğraşıyorlar. Mesela hat sanatı, mesela minyatür sanatı gibi gibi gibi. Veya tekzip sanatı. Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticari faaliyetlerine önem vermesi. Yani ticaret önem veriyormuş, sanata vermiyor muyum? Zaten durum bununla alakalı değil. Durum ticaretle alakalı bir Durum değil. Yukarıda verdiği öncül. Ama aya geri dönersen bütün beyliklerin kendi bölgelerini her yönden geliştirmeye çalışması. Yani Türkiye Selçuklu Devleti de tek devletti Anadolu'da mesela ve kendi bölgesini geliştirmeye çalışıyordu. Ama o devlet yıkıldı, parçalandı. Şöyle küçük küçük beyliklere ayrıldı. E bunlar da kendi bölgesini geliştirmeye çalışıyor. Yani fark eden bir şey pek fazla olmuyor. Sadece yönetici sayısı artmış, devlet sayısı artmış, beylik sayısı artmış. O yüzden daha fazla gözüküyor burada yapılan çalışmalar. Dolayısıyla 2'nin durumdan yola çıkarak cevabı Adana olacaktır. 3'e geçiyorum. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda stratejik tehditlerle karşı karşıya kalmış ve Venedik, Avusturya, Rusya karşısında toprak kaybetmiştir diyor. Venedik, Avusturya, Rusya. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bu durum karşısında aldığı önlemlerden biri değildir? konjöktürel ittifaklar kurarak denge stratejisi izleme. Bu şu demektir. Yani müttefik arıyor. Osmanlı güçsüzleşti. Çünkü toprak kaybediyor Venedik Avusturya Rusya karşısında. Müttefik arar mı diye bize soruyor. Evet arar diyoruz biz de. Neden? Çünkü Osmanlı toprak kaybediyor. Demek ki Osmanlı güçsüzleşti. Demek ki bir yardım alamadan yenemeyecek bu devletleri. O zaman konjektürel ittifaklar yani çıkar ittifakları kurabilir Osmanlı. Mesela şöyle bir örnek verelim. Fransa Mısır işgal ediyor. Osmanlı Fransa'yı tek başına çıkaramıyor mu Mısır'dan? Kimden yardım istiyor? Rusya ve İngiltere'den yardım istiyor ve onların yardımıyla Mısır'dan Fransa'yı çıkartabiliyor gibi. B'yi gene kenara alıyorum arkadaşlar. İltizam ne alaka diye bir düşündüm. Doğru cevap oluyor orada. En son anlatacağım. Batıdan askeri uzmanlar getirme. Evet, bunu da yapar çünkü eğer bu devletleri yeniliyorsa, bu devletlere karşı ordusunu geliştirmek ister. Batı tarzında, bu yüzden de Batı'dan askeri uzmanlar getirir. Tüfekli piyadeler, piyade birliklerinden oluşan bir ordu kurma artık orduyu modernize etmek istiyor. Bu yüzden tüfekli piyadelerden oluşan bir ordu kuruyor. Artık kılıç kalkanlı ekip çok eskide kaldı. Orta çağın, yeni çağın ekibi bunlar. Hatta yeni çağın sonuna bile bunları göremeyiz diğer devletlerde neredeyse. Ama Osmanlı'da hala vardı maalesef. Batı tarzı askeri okullarda zaten CDE birbirini götürüyor arkadaşlar ordunun modernize edilmesi anlamında. Ama burada B şıkkı iltizam sisteminden malikane sistemine geçilmesi. Yani iltizam sistemini hatırlayalım. Ülkenin, devletin e vergilerini vergi topladığı bir eyaletinin vergi gelirlerini toplama işini kiraya vermesi, mesela Mısır'dan Osmanlı yıllık bir vergi alıyor, ama bu vergiyi alarak zaman kaybetmek istemiyor. İşte hemen benim paraya ihtiyacım var diyor. Birisi bana parayı versin, gitsin oradan parayı toplasın diyor vergi Mısır'ın vergisini ve bu işe de iltizam diyoruz işte. Osmanlı'nın vergi gelirlerini topladığı e bir eyaletin Mısır olduğunu söylemiştim. Ve bu Mısır'dan devlet kendi gelirini toplamıyor, vergisini toplamıyor zaman kaybetmemek adına ve bir an önce parayı olduğu için. Çünkü kendi toplarsa belli bir süre geçecek. Ve bir açık arttırma usulü e, yapıyordu. Bu açık arttırmayı ma kazanan kişi e, Osmanlı'ya Mısır'ın vergi gelirlerini ile beraber veriyor. Ve kendisi artık mültezim oluyor, iltizamı alan kişi ve gidiyor Mısır'dan o vergiyi devlet adına topluyor fakat kendi kesesine çünkü parayı zaten vermişti peşin olarak devlete. Buna iltizam sistemi denirdi. Mültez, pardon, malikane sistemi ise iltizam sistemi 3 yılda bir yapılır arkadaşlar. Ama malikane sistemi belli bir süre geçtikten sonra artık devlet şunu söylüyor. Her 3 senede bir yapmayalım bu şeyi açık arttırmayı. Bir kişiyi seçelim ve o bir kişi ömür boyu o vergiyi toplasın ve devlete peşin olarak versin. Yani vergi gelirlerinin ikisi de kiralanması anlamına geliyor. O yüzden bu Venedik, Avusturya ve Rusya ile yenilgiyle hiçbir ilgisi yok burada arkadaşlar. Daha çok bu içeri sistemiyle alakalı, Osmanlı'nın iç sistemiyle alakalı bir dengesizliktir. O yüzden cevabımız burada... B şıkkı olacaktır. Cevap burada B şıkkı olacaktır. Üçüncü soruda. Şöyle yapalım. Dörde bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi'nin ilanından sonra İstanbul hükümetinin Anadolu'daki örgütlenmeye karşı aldığı önlemler arasında gösterilemez. Amasya Genelgesi'nin ilanından sonra İstanbul hükümetinin Anadolu'daki örgütlenmeye karşı aldığı önlemler arasında gösterilemez. Bakalım hemen Ordu müfettişlikleri kurması, Mustafa Kemal'i görevden alması, Anadolu'daki valilere bir genelgeyle uyarması, Mustafa Kemal'i tutuklaması ve için Elazığ valisi Ali Galibi görevlendirmesi, Sivas Kongresi'ni engellemeye çalışması. Amasya genelgesinde Sivas Kongresi arkadaşlar duyurulmuştu. Ulusal bir kongre yapılmalıdır diyerekten her ilden üçer delege katılmalı diyerekten duyurulmuştu. Ve devlet e Amasya Genelgesi'nin aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi, yöntemi belirlendiği için İtilaf Devletleri'ne modomod bir karşı çıkıldı ve İstanbul Hükümeti sertçe uyarı aldığı, uyarıldığı için Amasya Genelgesi'nden sonra şunlar doğru. Mustafa Kemal'i görevden aldı. Valileri bir genelgeyle uyardı. Ali Galip'i görevlendirdi Mustafa Kemal'i tutuklaması için Sivas Valisi, Elazığ Valisi'nin ve Sivas Kongresi'nin engellemeye çalıştı. Bunlar arkadaşlar Osmanlı'nın, İstanbul hükümetinin uyguladığı tedbirlerde. Ama mesela ordu müfettişliklerinin kurulması bu işgallerden sonra Mondros Ateşkesi'nden sonra Anadolu'da çıkan bir takım huzursuzlukları bastırmak üzere, orduyu teftiş etmek üzere ve Türklerin elinden silahları toplamak üzere kurulan müfettişlikler de Osmanlı Devleti'nce. Hatta Mustafa Kemal de bunlardan bir tanesiydi. Yani Amasya Genelgesi'nden çok çok önceydi bu durum. Hani Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'ni yayınlamasıyla müfettişlikler kurulmuyor. O daha önceki bir mevzudur. O yüzden burada Amasya Genelgesi'nden sonra çıkan sonuçlar... B, C, D ve E'dedir. Fakat A Amasya yergesinden tarih olarak çok çok öncedir. Ee, Mustafa Kemal'de de 9. Ordu Fetlişi olarak hatırlarsak Doğu Karadeniz'e gönderiliyordu arkadaşlar. Görevi neydi? Rumlarla Türklerin çatışmasını engellemek için Türklerin silahları toplamaktı gibi. O yüzden dördünde yanıtı burada Adana olacak. Atatürk inkılaplarıyla geri kalmış Türk ülkesini hızla kalkındırmak ve halkın refah seviyesini arttırmak hedeflenmiştir. Bu durum ilkelerinden hangilerinin uygulanmasını gerekli kılmıştır? Dikkat edersek arkadaşlar Türk ülkesini hızla kalkındırmaktan bahsediyor. Burada kalkındırmaktan amaç kalkındırmak yani modernize etmek yani ekonomik refaha ulaştırmak. Devamında zaten halkın refahından bahsediyor. Ekonomiyi hızlandırmanız, kaldırmanız lazım, kalkındırmanız lazım. Bunun için de ...sermayedarlar, Osmanlı'dan kalan sermayedarlar ve e, işletmelerin, sanayi işletmeninin kısıtlı olması devleti ön ayak olmaya yetecektir ekonomide. Ne yapması lazım devletin? Ülkeyi kalkındırmak için sanayi kuruluşları kurması lazımdır. Sermayeler Sermayedarlara destek çıkması lazımdır. Krediler tahsis etmesi lazımdır. Vergi muafiyetleri getirmesi lazımdır ki işletmeler açılabilsin, üretim tesisleri açılabilsin. Bu yüzden de ülke hızlı kalkınmak için devletçilik politikasına giriş yapmıştır arkadaşlar. Devletçilik ilkesi devletin ekonomik yükü sırtlanmasıdır. Devletin ekonomik e, ne diyeyim ekonomik yönelgesini belirlemesidir. Devletçilik bu. Ekonomik yönden hızlandırmak, hızla kalkındırmak için devletçiliğe başvuruyorlar. Halkçılıksa halkın refah seviyesini arttırmak yani sosyal devlet anlayışını düşünelim burada arkadaşlar halkçılık da zaten e, bağlantılıdır doğrudan çünkü devlet burada halkının refah seviyesinin artmasını istiyor halkının refah seviyesinin artmasını istemesi halkçılık ilkesine girecektir çünkü halkın iyiliğini düşünüyor devlet halk için bir şeyler yapıyor burada yapmaya çalışıyor yapmak istiyor ama layıklıkla alakalı. Ee, hani din devlet işlerinin birbirinden ayrılması, ülkenin belli e, çağdaş reformlara göre düzenlenmesi, çağdaş kurallara göre düzenlenmesi, dini vasıflara göre düzenlenmemesi, yönetilmemesi ni içeren bir ilki olduğu için ve bu durumda da, bu öncülde de bunlarla ilgili hiçbir şey görmediğimiz için layıklığı alamayız. Burada doğuracağımız 1 iki olacaktır. 5. Ceyhan'dır. Arkadaşlar burada Merkez TT1'in sonuna geldik. Hepinize başarılar dilerim.